İstanbul Fatih'te bir apartmanın çöp evle başı dertte. İddiaya göre 65 yaşlarındaki bir adam 3 yıl önce dairesini terk edip sokaklarda yaşamaya başladı. Ve bir daha evine uğramayan yaşlı adamın yıllarca biriktirdiği çöpler yüzünden apartman sakinlerinin hayatı kabusa döndü. Haşereler, değişik değişik böcekler oldu. O kadar çok çöp var ki yürümek bile çok güç şu anda burada. Kimse sorumluluk almıyor, kimse bu konuda bize yardımcı olmuyor. Biz de ne yapacağımızı bilmez durumdayız. Komşularının çöp evi bina sakinlerinin kabusu oldu. Bina sakinleri olarak ilaçlama yaptırdık. Belediye sadece geliyor, sokağı ilaçlıyor ve bu binanın girişini ilaçlıyor. Burayla ilgili şikayet ettiğimizde burası özel mülkiye dahildir deyip işlem yapmıyor. Çöp ev dramının adresi İstanbul Fatih. İddiaya göre 65 yaşındaki daire sakini yıllarca biriktirdiği her şeyi evinde bırakıp gitti. Atıklar dağ gibi oldu, çöpler kapıdan pencereden taştı. Daha önceden de esnaflık yapıyordu bildiğim kadarıyla. Böyle bir sürü havlu falan sokakta satıyordu ama sonradan bunu yapmayı da bıraktı. O kullanılmamış eşyalarını da buraya bırakıp gitti. Evin her tarafı tıklım tıklım atık dolu. Öyle ki yıllardır biriken bu çöpler odalarda bir tepecik oluşturmuş, tavana kadar da yükselmiş. Görebildiğim kadarıyla aktarayım. Şurada bir bebek arabası gördüm. Kıyafetler gördüm askıda. Burada katlanmış havlular var, artık renkleri solmuş. Yine oyuncaklar var, çakmaklar var, valizler var. Yani ne ararsanız var burada. Bir defasında da hırsızlar dadandı. Çünkü burada açılmamış ürünler, aynı zamanda hurda malzemeleri de çok fazla. Bu anlamda da binanın güvenliği de şu anda tehdit altında. Binanın bodrum katında 3 yıl önce yaşayan yaşlı adamın bu evi, artık bu çöp evi binadakileri de mahalledekileri de isyan ettirdi. Çünkü bu çöplük yüzünden hem mahalleyi hem de binayı haşereler sarıyor. Aynı zamanda bu dayanılmaz koku da cabası. Hayvanlar dışarıdan içeri giriyorlar. Doğum yapıyorlar işte ya da ölüyorlar falan. O zaman burayı ceset kokusu sarmaya başlıyor. Kim bilir buradan kaç ton atık çıkar. Apartman sakinlerinin tek istekleri dairenin atıklardan temizlenmesi. Gerekli mercilere gittiğimiz halde çözümsüz kaldık. Kimse bu konuda sorumluluğu üstüne almıyor maalesef.